Aksaray Belediyesi ve TOKİ işbirliğinde 100 bin konut projesi kapsamında yapılacak olan konutların çekilişi yapıldı. Belediye Başkanı Evren Dinçer, Aksaray Merkez 372 konut projesi kura çekimine katıldı. TOKİ kura çekimleri il il devam ediyor. Başvuruların 15 Aralık ve 16 Ocak tarihleri arasında alındığı TOKİ 100 bin konut projesi için geri sayım sona erdi. Aksaray Merkez TOKİ kura çekilişi tamamlandı. Aksaray Merkez'de inşa edilecek 372 konut için 6000'in üzerinde kişi başvuruda bulundu. Konutların hak sahiplerinin belirlenmesi için Aksaray Spor Salonu'nda kura çekilişi yapıldı. Belediye Başkanı Evren Dinçer, yüzlerce insanın katıldığı ve noter huzurunda yapılan kura çekiminde vatandaşların heyecanına ortak oldu. Bugün önemli bir güne tanık şahitlik yapıyoruz. İnşallah ev TOKİ'den ev kurasıyla devamlı bulunuyor ve gelmiş bulunmaktasınız. Öncelikli olarak ilgili bir şehit olan şehitlerimize, askerlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerine başsağlık diliyoruz. Yarın askerlerimize de acil şifalar diliyoruz. Çevre Şehircilik Bakanlığımız ve Maliye Hazine Bakanlığımızın koordinasyonunda gerçekleştirilen TOKİ ve belediyemizin sorumluluğunda bu proje gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Seçimlerden önce vaat ettiğimiz gibi dar gelirli vatandaşlarımıza sosyal destek, sosyal konut yapılması ile ilgili projeleri biz ifade etmiştik. Göreve geldikten sonra da hızlı bir şekilde onların çalışmalarını gerçekleştirdik ve TOKİ yetkililerimizle görüşme sağladık. Sağ olsunlar, hükümetimizin de büyük desteğiyle ülkemiz genelinde yapılan 100 bin sosyal konut projesi içerisine bizim belediyemizle yapmış olduğu proje eklenmiş bulundu. Ve bugün bu kapsamda 372 tane konutun hak sahibini dağıtımını gerçekleştireceğiz. Ben şimdiden hak sahibi olacak vatandaşlarımıza tebrik ediyorum. Haydar Aleyhisselam olması demem ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimine katılan aileler büyük heyecan yaşadı. İsmi çıkanların mutlulukları, sevinç nidaları salonda yankılandı. TOKİ kura sonuçları için isim listesi, çekilişin hemen ardından listelerin derlenmesi ve sisteme yüklenmesiyle birlikte E-Devlet üzerinden erişime açılacak. Kuraya katılan vatandaşlar detayları buradan ve kurumun internet sitesinden öğrenebilecek.